Herkese merhaba arkadaşlar. Bir bahar esintisinden herkese merhaba. Öncelikle depremde hayatını kaybeden insanların başı sağ olsun. İnşallah kalanlara Allah sabır versin. Şimdi Kümes'e geldik. Memlekette Kümes. Yaz geliyor artık. Buradan taşınacaklar ama daha 2-3 ay burada hayvanlar. Şöyle bir genel göstereyim buraları. Şöyle kül getirdik. Soba külü. Bu külle hayvanlar eşeleniyor. Bitlerini vesairesini atıyor. O amaçla getirdik. Ağacın dibine doğru koyduk. Suyu açmıştım çünkü şey yapacağım. Hayvanların suluklarını şunları dolduracağım. Gidiyoruz 2-3 gün gelmiyoruz. O yüzden bu kadar fazla. Bir de yumurta toplayacağım. Yumurtalar sadece buraya yapıyorlar. Bakalım. Bir tanesinde daha yatıyormuş. Şöyle yemlikte tıkanma olmuş sanırım biraz. Yoksa yemlikte yem var. Onu da bir sallayayım. Kendini getireyim az sonra. Şu tavuğu da rahatsız etmek istemiyorum ama. Yine de bunları da almam lazım. Oo. İşte yumurtalardan kırılanlar olmuş filan. Biz ot getirmiştik. Altlarını yenileyecektik ama onu unuttuk, getirmek istemiştik fakat unuttuk. Şu tavuğu buradan bir çıkartayım. Çünkü mahvetmiş. Yumurtayı kırmış muhtemelen. Çıkarı. Çıkarı. Kurt yatmış da olabilir. Dedim ama kurt da değil muhtemelen. Yumurtalar almam lazım çünkü gideceğiz. Burada durmayacağız. O yüzden mecburen çıkarıyorum. Yoksa çıkarmazdım ama. İşte hadi. Çık hadi. Neyse o tavuğu bekleyene kadar şunları, yumurtaları bir sallayayım. Aksınlar. Akmamışlar çünkü. Onu attık. Olanı toplayayım ben. Artık kendisi de çıkar çıkmaz. Kendi bilir. Şöyle iki tane. Buradan da iki tane aldım. Evet, yumurtalardan kırılmalar olmuş. Ve maalesef çok kötü olmuş. Daha fazla kırmaması için almam lazım ama saldırıyor. Bu 2 günlük yumurta. Bu arada tek gün değil. Elime vurdu. Bir türlü şey yapamadım. Şimdi onlar kalsın. O hayvan çıkınca oradan onu mecbur alacağız. 2, 4, 6, 7 tane. Altında da muhtemelen 8 tane var. Bir tanesini kırmışlar. Böyle gözüküyor. Belki kırık daha fazladır. Ben bir tane gördüm. Her neyse şöyle göstereyim tavuklarımızı. Arka tarafına da gidelim. Malum burası gezme alanları hayvanların. Şırırlar, otlar filan döktük. Şöyle tohum almak için bekleyen bir karpuz vardı. Onu kırdım. Tohum aldım. Yine şöyle tavukları da göstereyim. Onları da ot attık. Çok rahatsız etmek istemiyorum yanına yaklaşıp. Genel durum bu şekilde. Tavuk ağırlıklı. Horozumuz sayısı çok fazla değil. 3 yaşın üstünde de tavuklar var. Bunların içinde yaşlı olan da var. Genç de var. Güzel bir popülasyon. Genelde hepsi işte gördüğünüz gibi Lysosex'lerin daha önce beslemiş olduğum işte astronotların kırmaları şeklinde.
pek arasında çok farklı şey yok. Ama hep genelde bunlar kırma. Lysus ya da Astrolabe benzeri de. Çok büyük ihtimalle bunlar hep kırıldı. Horozlarım da zaten şekil değiştirmiş vaziyetteler. Çok daha farklılar eski halinde. Eski halindeki gibi değiller. Mesela şöyle horozumuzu göstereyim. Yine de işte eskiden beri gelen ırklar, kanlar, farklı ırklar, kanlar oldu. Daha böyle astrolog, işte Lysus ex falan büyük ırklardan geldi. Dolayısıyla öyle olunca hayvanlar da açıkçası iyi oldular. Yani horozu da, tavuğu da, yeni yetişenlerde kırılmış olsa da iyi ırklardan kırıldıkları için daha güzel sonuçlar elde edebilmiş olduk. Güzel hayvanlar ortaya çıktı. Yumurta verimi de çok kötü değil, fena değil. Dışarıda çok uzakta zibrit erkeği görüyorsunuz. Zibrit erkeği. Onun dişisi maalesef öldü. Zaten bu zibrit de yaklaşık 4 yaşına geldi. Satır etmedik onu da, o da bizde öyle kalmıştı. Ama o da artık şeyini dolduruyor. Ömrünü dolduruyor yavaştan. Saldırıyor, çok fazla saldırıyor. Dış tarafta yapıyor, bazen içeri geçiyor. Kafasına göre takılıyor. Öyle bir özgürlüğü var. Şimdi ben sularını yenileyeceğim. Buradaki sulukları dolduracağım. O tavuğun altındaki yumurtaları bir şekilde alacağım. Ondan sonra da artık bitireceğim. Herhangi bir civcivimiz yok. Civciv yetiştiremedik. Yetiştirmedik daha doğrusu. Sayıda biraz azalmaya gitsin diye. Ama bakalım, ilerleyen zamanda belki durum ve şartla oluşabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun bir zaman dilimi oldu. Ne zamandır video falan atmıyordum. Ben de çok fazla ilgilenemiyordum. Bakalım bundan sonra umarım belki daha fazla ilgilenme, daha çok ilgilenme şansı olabilir diye umuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.